hutbe Şamiye 89 enesi kuvvetli müteşahhıs rütbeli makam sahibi bir adam Hristiyan olsa mütesallip olur fakat Müslüman olsa lakayt olur. Hristiyanlıkta sebeplere aşırı değer veren teslis inanç sistemi insanın benlik duygusunun pekişmesine ve kibirli bir duruma girmesine vesile olmaktadır. Bu yüzden Hristiyan siyasetçiler kibir ve benliğini bırakmaya kendilerini mecbur hissetmiyorlar. Hatta Enes'ini kutsamada bu dinin bu yapısından medet alıyorlar. Skolastik çağda Hristiyanlık dünyasında dini hmm. ve siyasi liderlerin kutsanması aşırı benlik düşkünü olmaları bu yüzden. Tabi bu duyguların sonucunda baskı, zulüm, sertlik kaçınılmaz olur. Halbuki başta İslam olmak üzere bütün semavi hak dinler insanın benliğini pekiştirmez tam aksine törpüleyip terbiye yoluna gider. Kibir ve eneyi kerih ve çirkin görür ve bunu kesinlikle yasaklar. Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere tahrife uğramış Hristiyanlık dininde vasıta ve sebeplere çok ehemmiyet verildiği için Allah ile kul arasına giren vasıtalara adeta uluhiyet verilmiştir. Onun için Hristiyanlıkta din adamları bir nevi tebasına Araplık tavrı alıyor. Ene ve gururunu terbiye etmeye ihtiyaç görmüyor. Bilakis insanların gurur ve benlik duygusunu besliyor ve inkişaf ettiriyor ama İslam dininde vasıta ve sebepler olmadığı ve doğrudan tevhid hakikati hakim olduğundan bir Müslüman bu yapının gereğince benlik ve gururunu terk edip terbiye etmesi gerekiyor. Dünyanın makam ve mevkileri insanın benlik ve gururunu takviye ve teyit eden unsurlar olduğu için dindarlık ile bağdaşması çok zor oluyor. Bu yüzden ehli takva olan Müslümanlar dünyanın makamından kaçınmışlar ama Hristiyanlıkta ise dünya makamı ile dindar olmak çelişmediği için hatta birbirlerini tamamlayan durumda olmasından dolayı sağlam ve müteassıp bir Hristiyan önemli mevki ve makamlarda bulunabiliyor. Benlik ve gururu çok kuvvetli makam ve mevki sahibi bir adam aynı zamanda papaz da olabilir. İkisi birbirine mani teşkil etmez. Amerikan başkanlarından Wilson hem başkan hem de sağlam bir dindar Hristiyandır ama bizde durum tersidir. Genelde makam sahipleri dindar olamıyor. İkisini beraber götüremiyor. İslamiyet der, la khalika illa hu hem vesait ve esbabı müessiri hakiki olarak kabul etmez. Vasıtaya manayı harfi nazarıyla bakar. Akaideyi i tevhid ve vazife teslim ve tevfiz öyle ister. Tahrif sebebiyle şimdiki Hristiyanlık esbab ve vesaiti müessir bilir. Manayı ismi nazarıyla bakar. Akaideyi i akide -i velediyet ve fikri ruhbaniyet öyle ister, öyle sevk eder onlar azizlerine manayı ismiyle birer menba-ı ve güneşin ziyasından bir fikre göre istihale etmiş lambanın nuru gibi birer madeni nur nazarıyla bakıyorlar. Biz ise evliyaya manayı harfiyle yani ayna güneşin ziyasını neşrettiği gibi birer makesi tecelli nazarıyla bakıyoruz. Bu sırdandır ki bizde sülük tevazudan başlar, mahfiyetten geçer, fena fillah makamını görür, gayret mütenahi makamatta sülüke başlar. Ene ve nefsi emmare kibriyle, kibriyle, gururuyla söner. Hakiki Hristiyanlık değil, belki tahrip ve felsefeyle sarsılmış Hristiyan da ene levazımatıyla kuvvetleşir. Enesi kuvvetli, müteşahhıs, rütbeli makam sahibi bir adam Hristiyan olsa mütesallip olur. Fakat Müslüman olsa lakayt olur. İslamiyet'in esası mahsı tevhiddir Vesait sait ve esbaba tesir hakiki vermiyor. İcat ve makam cihetiyle kıymet vermiyor. Hristiyanlık ise velediyet fikrini kabul ettiği için vesait sait ve esbaba bir kıymet verir. Enaniyeti kırmaz. Adeta rububiyet ilahiyenin bir cilvesini azizlerine, büyüklerine verir. İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dunillah ayetine masadak olmuşlar. Onun içindir ki Hristiyanların dünyaca en yüksek mertebede olanları gurur ve enaniyetlerini muhafaza etmekle beraber sabık Amerika reisi Wilson gibi mutasip bir dindar olur. Wilson gibi mutasip bir dindar olur. Mahzı tevhid dini olan İslamiyet içinde dünyaca yüksek mertebede olanlar ya enaniyeti ve gururu bırakacak veya dindarlığı bir derece bırakacak. Onun için bir kısmı lakayt kalıyorlar. Belki dinsiz oluyorlar.